Ceylin abla, nereye gidersek gideyim, abim beni bulmayacak mı? Bulacak. E niye saklıyorsunuz, niye kaçırıyorsunuz beni? İstemiyorum ya. Bu kaçıncı artık? Bırakın beni, saklamayın, kaçırmayın. Sus artık. Asıl sana yeter. Şu an kurtardığımız sen değilsin. Ceylin. Biz şimdi seni niye kurtarıyoruz Ceylin abla? Sen ne alakasın ya? Eski bir hikaye. Eski. Ya artık adam yerine koyup bana da burada ne olduğunu anlatacak mısınız? Bu eski işi yalan da değil mi? Benim yüzümden bu adamlar sana bulaştılar değil mi? Doğru değil mi? Gerçekten bazıları bu dünyada fazla mesai yapmamalı. Eski diyor, eski. Çok da meraklısı değilim, merak etme. Aa, susar mısınız artık ya? Düşünmeye çalışıyorum, bir dakika. Bir sakin olun. Yekta, yani sizin eve mi götürsek en güvenli orası olur sanki. Olur. Tamam ciğerim, tamam anladım. O zaman hala buralarda bir yerde ya. Tamam, sağ ol ciğerim, sağ ol. Abi sinyal buralardan bir yerden geliyor ya. Dolanmaya mı çıktı acaba? Aramaya devam edeceğiz. Ilgaz'a hiç bahsetti mi öyle dernek falan varmış diye? Hayır. Ama bu dernek Çınar'dan Gezi tanığının ismini istediyse kim için istemiştir ki? Yiğidi öldüren ya Feyyaz için ya da Cennet için. Cennet'i bıraktık çıktık zaten. Feyyaz'ın sorgusunu da bilmiyoruz. Demiş olabilirler yani. Bakın bakın, ben bu ne Cennet'i ne Feyyaz'ı hiçbirini bu dernekte görmedim, tanımadım ha. Ya sen, ben, biz, bunların hepsi ne alaka, ben anlamıyorum. Ya çocuk eyler gibi burada susuyorsunuz ya. Aman neyse, ben iniyorum. Gidiyorum, teslim olacağım. Sen de benim yüzümden yanmayacaksın. O dernekten bir zamanlar ben de yardım aldım. Yekta da karşılığını ödedi. Alakam bu. Tamam, ikna oldun mu? Telefon mu? Evet. Çınar'ın mı ki? Düşürdü mü ki acaba ya? Yolun ortasında mı? Abi ne bileyim de, hani nereden haber olacak ki yakalama emrinden ya? Diyorum ki acaba dünya ile irtibatını mı kesmek istedi? Zaten kaldığı yere bakılırsa da kimseyle irtibat kurmak falan da istememiş abi. Başına bir şey gelmiş olmasın bu çocuğun Ilgaz ya? Kaçıyor. Ah be kızım ah. Dede beni sabahleyin uyandır deseydi ya yavrum. Bak okula da gidemedin, geç kaldın. Ha ne olacak? Odanın kapısı da kapalıydı. Dede relax azıcık ya. Uyuyakaldım işte, olur öyle arada. Kaçmıyor okul. Tamam canım, tamam peki. Baktım ben. Merhaba. Çınar Kaya burada mı? Yani yok şu an. Ne zaman gelir eve? Siz niye arıyorsunuz ki abimi? Bizimle emniyete kadar gelmesi gerekiyor. Hayırdır memur bey, kime baktınız? Çınar abimi arıyorlar. Biz de Çınar'ı arıyoruz uzun zamandır. Aldı başını gitti. Mesele neydi? Gelince siz deyin ona, emniyete uğrasın. Orada öğrenir nedenini. Peki bizim yapmamız gereken bir şey var mı? Yok amca. Siz bize haber verin gelince. Bu Maltepe Dragos sahil yolunda karavan park var. Onun orada mobeseler var. Oraya bir bakın bakalım, olur mu? Hadi tamam, bekliyorum. Nedir? Dönecekler. Defne arıyor. Ali abi, polis geldi, seni arıyorlar. Defne. Ilgaz abi,
Çınar abim yanında mı? Değil. Polis geldi, onu arıyor. Biliyorum, haberim var. Niye? Niye arıyorlar abimi? Ben anlatacağım sana Defne sonra, tamam mı? Neden sen de telefon abi? İyi ama değil mi? Bir şey yok. Olduğu yere geldim, telefon çalınca da açtım. Bir şey olmaz ama değil mi? İzin vermezsin sen. Bir olaya hakim olayım önce Defne. Defne. Ne diyor abi? Ekiplere haber verdin mi? Yok. Yani biz ikimiz bakacağız diye kimseye bir şey demedim ben. Niye arıyor o zaman polis? Bizim eve gitmişler. Hiç bilmiyorum ki abi. Sorayım mı Tuğçe'ye? Sor bakalım kim vermiş talimatı. Efendim baba? Çınar'la ilgili talimatı kim verdi? İclas savcıdan. Yakalama kararı çıkarmış Kadir Adaylı cinayetinden. Tamam. Tamam anladım. Hadi kapattım ben. Nedir? İclas savcı vermiş talimatı. Sebep? Kadir Adaylı cinayetinden. Neye bulaştın sen Çınar ya? Ya Ulgas kardeşim belki de bir karışıklık falan vardır ha. Yakalama kararı çıkarmış Eren. Bağlaması olaya yapmaz ki. Gerekçesiz iş yapmaz ki o. Allah kahretsin ya. Ne zaman bitecek Eren bu? Banka iştirakı. Tarım isteğleri okeydir. Short pozisyon alın. Bir faiz kararını görelim. Ona göre bakarız. Emtiaya da bakalım ama dediğim gibi faize bağlı. Tamam. Asya kapandıktan sonra tekrar konuşalım. Bay. Kusura bakmayın. Yabancı yatırımcı girince borsa aniden çıktı. Çabuk karar vermek gerek. Önemli değil. Şimdi eşinizin sizi aldattığından şüphelendiğinizi söylemiştiniz. Şüphe? %100 eminim. Tamam ama sizin emin olmanız mahkemede bir anlamı ifade etmiyor. O yüzden ispat etmemiz gerek. Buna bakmam şart. Harun, çok hızlı özetle, toplantıdayım. Çok iyi gidiyor. Evet. Kaçıncı? Son setimiz. Aa, çok iyi bu gidiyor. Saatte. Ama sen yalnız değilmişsin. Dersim var. Allah. Aa, Ceylin. Ya yarına kalabilir. Hocam yarın esnetirsiniz. Çok tamam. Teşekkürler. Ben sizi arayacağım. Tamam hocam. Tamam. İyi günler. Güle güle hocam. Güle güle. İyi günler. Peçincim sen de acaba bir sinemaya alışverişe falan mı gitsen ha? Ne alışverişi, ne sineması ya? Ne oluyor? Yok gerek yok ya. Laçın teyze yabancı değil, kalabilir. Peki, peki. Ha, korkmaya başladım. Yok, yok bir şey yok. Sen de otur Laçın teyze. Çınar'cığım sen de gel otur, hadi. Ne yapıyoruz şimdi? Hadi bakalım. O zaman da kayıt alıyorlardı hatırlıyor musun? Evet. Herkesin kendini bir güvence altına alma taktiği. Bak Ceylin gidelim şu derneği uyaralım. Savcı peşinize düşecek diyelim. Böylece her şeyi yok etmelerini sağlarız. Oldu. Kadir Adarlı'nın ölümünü direkt Çınar'a bağlasınlar. Nasıl ispat edeceğiz biz bu çocuğun azmettirici olmadığını? Ya beni kurtarırken Çınar'ı mı yakacağız? Olmaz öyle şey. Ay, abla ben zaten yanmışım. Acıma bana lütfen. Bir susar mısın lütfen? Ayrıca dernek derneklikten çıkmış, ölüm yuvası gibi bir şey olmuş. İnsan öldürmeye kadar varmış. Böyle üstünü kapatamayız. Ben kendimi feda etmeye hazırım. Bu konuda tartışmaya kapandı. Bana da anlatır mısınız ya? Ne oluyor? Müsait misin? Kardeşim için, yani Çınar için yakalama kararı çıkarmışsın. Maalesef. Dedenden şüphelenirken bulduğumuz kişi Çınar oldu. Bulduğumuz derken? Burada Kadir Adarlı'nın ölümüne sebep olan ilacı alıyor. İçeride ilacı aldığı andaki görüntüler silindiği için kurtaramadık. Ama bir de bu var.
Burada da elleriyle cezaevi hemşiresi kayıp şahıs Erdal'a veriyor. İspat edemesem de Ceylin bu yüzden silmiş görüntüleri. Deden için değil, kardeşin için. Demir Çelik hisselerini takip alalım. Bilançolar açıklanacak. Evet. Aynen. Aynen. Tamamdır. Bay. Şimdi eşinizin... Parla Hanım, şöyle yapsak. Çok bölündük. Mahcubum. Borsa kapandıktan sonra buluşsak. Olur. Yalnız buraya ters bir yerde olacağım. Yerle ilgili bir iki saat haber versem. Ortak bir noktada buluşsak. Tabii olur, sıkıntı değil. Çok teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Söyle Sinan. Ölen kişi hasmı olmasa, sebebi baba intikamına bağlanmasa bir tesadüf. Belki de kullanıldı diyebiliriz ama öldürmek için çok geçerli bir sebebi var. Tamam savcım. Siz gerekeni yapın. Çok üzgünüm. Savcım, ben çok üzgünüm. Yani hiç bir düşünemedim, bilemedim. Yapmazdım yani normalde. Ama kardeşiniz olunca... Biliyorum. Ne olursa olsun, kapıyı açan sizsiniz Eda Hanım. Yani alnınıza silah dayamadılar ya, kurallar belli. Kim olursa olsun, hiç kimse bir savcının odasına giremez. Hatalısınız. Asya Hanım, bize bir müsaade eder misiniz? Tabii savcım. Kötü niyetin olmadığını biliyorum. Bu şekilde ayrılmak zorunda olduğun için de gerçekten çok üzgünüm. Çok sağ olun savcım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa, şahsi olabilir, işle ilgili olabilir. Lütfen haber ver. Tamam savcım, çok teşekkür ederim. Benim gidip Ilgaz'la konuşmam gerekiyor. Zaman kaybediyorum. Gelin deli olma. Ya gideceğim, bir durumu izah edeceğim. Bir benim tarafımdan dinlesin bakalım. Sonra gelip anlatacağım size zaten her şeyi. Yapma bak, gidelim şu derneğe, her şeyi yok edelim. Çınar'ı bir şekil kurtarırız. Bak geçmişi deşmelerine izin verirsen yargılanırsın. Mesleğe de bay bay. Gelin abla, beni boş ver lütfen. Ya Ilgaz'ın şu an Çınar'ın gizli tanığı ifşa ettiğini öğrenmesi an meselesi. İclal'in de o ilacı aldığını öğrenmesi. Belki de öğrenmiş bile olabilir aradığına göre. Seni yakamam. Yapma. Bak Çınar'cığım, seni bundan en az zararla çıkarmaya çalışacağım. Tamam mı? Gidiyorum şimdi. Abla. Ben cezamı çekmek istiyorum artık. Bak kaçtıklarımın kölesi oldum lütfen. Otur sen, gel. Yaşın bir çay falan, ha, bir şeyler. Ceylin eczanede Çınar'ı gördüğün için mi görüntüyü sildin? Ceylin. Neredesin sen? Emniyetteyim ve sorumun cevabını alamadım. Tamam, bir konuşalım mı? Ne oldu?
Konuşalım işte. Savcı. Tamam, emniyetteyim, gel işte. Yok, emniyet şimdi kalabalık olur. Yalnız konuşalım. Adliyenin oradaki kebapçı vardı ya, oraya geliyorum. Tamam, tamam geliyorum. Savcım, bu mobese görüntülerine baktık. İçindekiler görünmüyor ama Ceylin'in aracı sanki. Sanki. Ceylin'in aracı savcım. Anlaşıldı şimdi niye benimle konuşmak istiyor. Boş ver çayı sen. Yiyecek bir şeyler hazır. Çınar'cığım açsındır değil mi? Sen yine de bir şey... Ben açım. Bir duşa gireyim. Çıkalım hep beraber yeriz. Olur mu? Ha Çınar. Ne oluyor? Ne yaptı bu çocuk? Ne gizliyorsunuz siz ya? Şimdi anlatamam. Uzun mesele. Benim acil çıkmam gerek. Hani duşa gireceğim dedin, yemek dedin. Acil çıkmam gerek. Ceylin bir görev verdi bana. Ama Çınar'ın bundan haberi olmamalı. Sakın bir yere gitmesine izin verme. Nasıl? Yani koca adam çıkacağım dersen nasıl susacağım? Canım bulursun bir yolunu işte. Çay ver, börek ver, besle. Gerekirse kapıyı üstüne kilitle. Sakın izin verme. Yeter ki gitmesin. Allah Allah ya. Bilinçli olarak seçtiğimi düşünüyorum burayı. Yani biraz evet, bilinçli dış akışımın kurbanı olmuş olabilirim. Bulgaz, sana şimdi bir şeyler anlatacağım ama... lütfen beni Çınar'ın abisi olarak dinle, olur mu? Savcı Ilgaz Kaya olarak değil. Mesleğinden uzaklaşıp abi olarak dinleyebilecek misin? Söz ver, yoksa anlatamam. Tamam, söz, hadi anlat. İşte Çınar, daha sonra lütfen. Daha sonra. Çınar evden ayrılınca birileriyle tanışmış işte bu dernekteki insanlarla. Bu insanlar da iyilik yapıyoruz ayağını Çınar'ı aralarına katmışlar. O da doğru yerde olduğunu zannetmiş, iyilik yapınca iyi hissetmiş. Bir süre sonra da işte... muhabbetleri ilerlemiş, Kadir olayından bahsetmiş, babanın kaybından. Dertleşmesi çok normal, babası öldü. Lütfen olaya duygusal yorum eklemeden anlat. Yönlendirildiğimi hissettiğimde ekstra geriliyorum. Neyse, Kadir olayından bahsederken... işte Kadir'in ölmesi gerektiğini, keşke öldü... tam olarak nasıl cümleler kurduğunu da bilmiyorum. Bunlar da kayda almışlar, Çınar'ın haberi yok tabii ki. Kayda alındığından. Yine iyilik ayağına bir eczaneye göndermişler Çınar'ı. İlaç alınmış. O ilaç da doğruca gidip Kadir'i öldürmüş. Yani dışarıdan biliyorum nasıl göründüğünü ama... ayrıca bu cezaevindeki kayıp hemşire Erdal'la da bir teması olmuş Çınar'ın. Tesadüfen. Benim odama da tesadüfen giriyor. Gizli tanığın ismini o zarfın içerisinden alması da tesadüf. Ceylin, bırak Allah aşkına, sen ne anlatıyorsun ya? Gerçekleri. Ya adamlar görüntüyle tehdit etmişler. Bunu borç olarak sayıp karşılığını istemişler Çınar'dan. O da mecburen tanığın adını almış. Ne yapacaklarını bilmeden. Mecburen. Tesadüfen. Ceylin, ben ona dedim. Ben buradayım dedim. Kopma dedim. Bir şeye ihtiyacın var mı dedim. Ya gelseydi bana böyle böyle beni tehdit ediyorlar deseydi. Yalı kazığı mıyım ben Ceylin? Savcı bir abisi var onun. Yardım istemek hayatında bir kere olsun, bak bir kere olsun diyorum. Doğru yolu seçmek bu kadar zor mu ya? Herkes doğru yolu çat diye bulamayabilir. Nerede şimdi? Biliyorum karavan parkından gitmişsin, almışsın. Söyle, nerede şimdi? Bak, senden kardeşine azıcık da olsa anlayış bekliyorum. Ya yolunu kaybetmiş kardeşin için istiyorum bunu. Niye kaybetmiş yolunu? Babasını kaybettiği için mi? Ceylin, ben de babamı kaybettim. Defne de babasını kaybetti. Hiçbirimiz bir anda sapıtmadık. Toparlamaya, iyi olmaya çalışıyoruz hepimiz. O da iyileşmek için girmiş oraya zaten.
iyilik yapmak için girmiş. Ama kandırmışlar. 10 yaşında bebek ya Çınar. Kandırmışlar. Suç örgütü var ya, dernek diye bahsediyorsun ama o bir suç örgütü. Çınar da onun, yani benim kardeşim, onun bir elemanı. Mecburiyetler, tesadüfler bu sonucu değiştirmiyor. İclal Savcı'nın dosyasında Kadir Adarlı'nın azmettiricisi benim kardeşim. Adam gibi gelsin, anlatacağı bir şey varsa teslim olsun, ifadesini versin. İfade vermeye gelecek. Cezasını çekmeye hazır zaten. Çekmek de istiyor. Ne gelişme ya? Sadece senden bir gece istiyorum Ulaz. Neden? Bak yarın sabah gelecek, sana da İcilal Savcı'ya da ifadesini verecek. Neden şimdi değil de yarın sabah? Benden abisi olmamı istiyorsun ama kendin avukatı gibi davranıyorsun. Farkındasın değil mi bunun? O bahsettiğin dernek görünümlü suç örgütünün benim ismini, adresini bir an önce bulmam gerekiyor. Bir çocuk öldürüldü, farkında mısın sen bunun? Ben o Çınar Efendi'nin keyfini bekleyemem. Ayrıca en son Parla için bir gece istediğinde havalimanında buldum sizi, sana hatırlatırım. Bak söz veriyorum, öyle bir durum olmayacak. Hatta ben kendim getireceğim Çınar'ı. Derneğin adresi, ismini istiyorsan burada. Sadece senden bir gece istiyorum. Yarın sabah gelip verecek ifadesini. Ayrıca ifadeyle kurtaramaz, biliyorsun değil mi? Tutuklu yargılama talebiyle suç cezaya sevk edilecek. Eski suçları, ertelenen cezaları derken tutuklu yargılanacak. Cezaevinden başka seçenek yok. Biliyorum. Biliyorum, şimdi Çınar'ın ablası be. Senin karın olarak sana sarılabilir miyim? Gel. Savcım. Çınar Kaya ile ilgili bilgi geç demiştiniz. Evet. Şahıs evinde bulunamadı savcım. Ev halkı da nerede olduğuna dair bilgi veremiyor. Yani dedesi ve kardeşi. Bazına baktıralım mı diyeceğim ama Ilgaz savcı baktırmış bile. Ne dersiniz? Bu Eren başkomiseri bir yoklayayım mı? Nerede olduğunu biliyorlar bence. Yani bana öyle geldi. Biz ne zaman tanıştık amir? Birkaç gün oluyor savcım, yani haftası yok. Bir geçmişimiz de yok. Yok. Tabii. Samimi miyiz? Arkadaş mıyız? Hayır savcım, yani estağfurullah. Niye o zaman böyle dedikodu yapar gibi sesinizde bir kinaye? Sormadığım halde yorum yapma, ne halle? Hiç hoşlanmadım imanızdan. Bahsettiğiniz kişi bir savcı, hatırlatırım. Tabii savcım, yani siz bulun deyince ben... Ben sorarım Ilgaz savcıya. Çıkabilirsiniz. Emir anlaşıldı savcım. O zaman ben gidiyorum. Sağ ol. Ceylin Çınar'ı korumak istemeni, sevmeni anlıyorum. Bu çok da güzel, kabul. Ama lütfen mesleğini, kendini de düşün. Bak Çınar'a her yardım ettiğinde, onu kurtarmak istediğinde hiçbir bedel ödemediği için her seferinde daha büyük bir hata yaptı. Seni, beni, bizi, hepimizi zor duruma düşürdü. Yine yapabilir. Şimdi yarın sabah gelecek diye söz veriyorsun ya, gittiğinde neredeyse tabii bilmiyorum, bulamayabilirsin. Yine Sinan'ın ceza edecek, biliyorum. Lütfen beni sensiz bırakma. Yarın sabah gelecek. Söz. Şu an aranan birini saklıyorsun ve bunu bilmeme rağmen susmamı istiyorsun.
Üstelik bunu bilen tek savcı ben değilim. Eğer İclal bunu öğrenirse istisnasız hepimize bedelini ödetir. Ben sadece abisiyle konuştum. Abisi de bana söz verdi. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben de seni arayacaktım. Dinliyorum o zaman. Çınar'ın bazına baktırmışsın. Evet. Aynı anda yakalama kararı çıkartmışız. Sonuç? Sonuç? Gittiğim yerde bulamadım. Yoktu. Telefonunu buldum sadece. Ben bilişime bir gideyim bakayım o zaman. Ne bulmuşlar telefonun içinde? Telefonunu teslim edemedim daha. Neden? Şaşkın olduğum için olabilir mi acaba? Sabah odama giren kişinin Çınar olduğunu öğreniyorum. Sonrasında da senin dosyandaki şüpheli olduğunu. Emniyete gelip kendi ellerimle teslim edeceğim. Telefonu merak etme. Sen neden aramıştın? Savcım, elimizdeki dosyalarda aradığımız kişiler birleşiyor. Bir dernekte. Çınar'ın da müdahil olduğu bir dernek. Senin dosyandaki Kadir Adarlı'nın cinayet şüphelisi de, benim dosyamdaki Mustafa'nın cinayet şüphelisi de bu dernekte birleşiyor. Şimdi Eren'i de arayacağım. Baskın yapmak için hazırlık yapsınlar, bunu söyleyecektim. Ben de katılacağım. Nasıl isterseniz savcım. Görüşmek üzere. Asiye Hanım, başsavcı müsaitse bir acil görüşmem gerek. Önemli gelişmeler var. Hem Ilgaz Savcı'nın dosyasıyla ilgili hem de benim. Bir endişeli gördüm sizi. Buyurun, malumatı var. Sizi dinliyor. Savcım. Başsavcım. İki dosyanın da kilit ismi olmuş Ilgaz Savcı'nın kardeşi Çınar Kaya. Maalesef. Operasyon ne zaman? Planlanıyor. Şimdi emniyete geçeceğim. Hı. Netleştikçe bilgilendiririm başsavcım. Hı hı. Gözünüzü dört açın, değil mi? Bir usulsüzlük, bir kayırma incitir hepimizi. Can sıkar. Anlaşıldı sayın başsavcım. Dernek binası burası. Etrafında bir iki dükkan var ve kapanma saatleri 19 ile 21 arası değişiyor. Onun haricinde hepsi konut. Bekleyeceğiz o zaman. Sayın savcım bilir. Dernek ne zaman kapanıyor? İzleme ekibinin bölgeden aldığı bilgilere göre gece 12'den önce kapanmıyor. İnsan trafiği devam ediyor. Girenler, çıkanlar, ayrıca kalanlar da var. Sayın savcım, bu arada dernek başkanı, dernek üyeleri tamamının isimleri ve adresleri tespit edildi. Savcım, buyurun. Teknik takibe de başladık. Eş zamanlı baskın düzenleyebilelim diye. Tam olarak faaliyeti neymiş bu derneğin? Yani savcım, dernek tüzüğüne göre ihtiyaç sahipleriyle işte gönüllü yardım etmek isteyenleri buluşturuyorlarmış güya. Yardım yani, dayanışma faaliyeti falan yapıyorlarmış sözüm ona. Ayrıca internette de bir sürü yorum var ve hepsi de olumlu. Bizim ekip şüpheli bir şeye tanıklık etmiş mi? Bu Çınar Kaya misal giriş çıkış yapmış mı? Dernekte mi şu an? Tespit edilememiş amirim maalesef. Özel harekatı da haber verin. Başlasın bakalım o zaman iyilik operasyonu. Ben konuşurum özel harekat amiriyle. Ilgaz savcı nerede kaldı? Sizin savcıyla yollar ayrılıyor muydu ya? Biliyoruz da saklıyoruz sanki Allah'ın kubisi ya. Ya zaten kankamı kovalıyorum burada. Sakin. Allah Allah. Makama saygı. Bak işine hadi otur. Evet. Telefonumu da sessize alıyorum.
Artık tüm dikkatim sizde. Beni nasıl boşayacaksınız sevgili avukatım? Çok affedersiniz. Herkesin mesaisi farklı tabii. Buyurun lütfen. Açmasam da olur. O zaman hoş geldiniz. Şimdi Canberk Bey, ofiste kaldığımız yerden devam edecek olursak eğer, burada bizim için önemli olan karşı tarafın evlilik sözleşmesine ne kadar aykırı davrandığını ispat etmek. Yoksa işimiz zor. Farkındayım. Şimdi biz olabildiğince eşinizle ilgili araştırmalar yapmaya çalışıyoruz. Fakat sizin de bize olabildiğince eşinizle ilgili bilgi vermeniz gerekiyor. Mesela eşinizin en yakın arkadaşları ya da kullandığı sosyal medya uygulamaları, Kartek stresi, hesap durumları, hareketleri, gidiyorsa bitiş spor salonu, hatta kuaförüne kadar. Yani bizim somut delil elde edebilmemiz için ne kadar done verirseniz şahane olur. Uzun bir gece olacak parlamın. Çünkü bir an önce ex olmasını istediğim eşimin çevresi maalesef çok geniş. Uzun gece. Geç, geç ya. Ne oluyor Ceylin? Ilgaz'ı aradım, telefonunu açmadı. Çınar'ı niye arıyorlar? Ceylin abla. Bana bebek muamelesi yapmayın artık. Ne varsa yanımda konuşun. Hem polisin kızıyım ben. Göreceğim her şeyi gördüm. Ne istiyorlar abimden? Çınar'ın Kadir Adarlı'nın ölümüyle bir alakası olduğu düşünülüyor. Ama öyle bir şey yok değil mi? Abim kimse öldürmez. Tabii ki. Tabii ki. Ama o zaman neden arıyorlar abimi? Abin şu an maalesef şüpheli suçlu konumda. Eyvah eyvah. Ne mesela? Ne olacak abime? Defne'cim. Abin cezaevine girebilir. Hayır. Hayır, o istemiyorum. İzin vermeyin. İzin vermeyin. Abim girmesin cezaevine. Girmesin. Elimden geleni yapacağım, tamam mı? Abimi görmek istiyorum. Tamam, tamam, götüreceğim şimdi. Siz de biraz sakinleş. Söz veriyorum. Söz veriyorum, tamam mı? Yani ben tatil yapmaktan hoşlanırım. Yelken yapmaktan. Gece dışarı çıkmaktan. Ama Nesrin bunlardan çok hoşlanmaz. Devam edelim lütfen. Aslında eskiden de çok hoşlanmazdı. Ama gene yapardık bir şeyler. Ama sonrasında azaldı, azaldı. Yani ne zaman ağzımı açsam, şunu yapalım desem, hemen bir bahane, bir itiraz. Öncesinde de çok şüphelenmedim. Artık bunları yapmaktan çok hoşlanmıyor diye düşündüm. Sonra
Anladım ki bunları benimle yapmaktan hoşlanma. Buranın yemekleri enfestir. Tatmanızı istedim sevgili avukatım. Gerçekten de çok güzel gözüküyor. Başka bir isteğiniz var mı Canberk Bey? Yok, teşekkürler. Afiyet olsun. Yani bir yerlerde kaybettik birbirimizi. Ama nerede, ne zaman bilmiyorum. Önemli sanırım. Bakın isterseniz. Dönerim ben sonra. Devam edelim biz. Bence sevgilisi spor hocası. Acil gel. Çınar için yakalama emri çıktı. Ciddi bir durum galiba. Söyle kardeşim. Ilgaz, bu icra savcı seni arayıp duruyor. Sesi de bir imalı. Ben buna bir ayar oldum ha. Geleceğim şimdi kardeşim. Geleceğim birazdan. Sen oyala. Siz hazır mısınız ki? Bitirmek üzereyiz. Özel harekat teşvik edecek. Tamam, geliyorum abi. Ceylin geldi mi? Hayır. Çınar, beni sordum anladım olmadım. Hayır, nasıl anlasın? Çocuk hiçbir şey farkında değil ki. Kendinin farkında değil. Geldiğinden beri tek bir yere bakıp duruyor. Ben hep evdeydim. Çıkmadım bir yere. Tamam, kim sorarsa sorsun. Evdeydim. Bilgisayarın başında falan. Tamam. Ceylin? O da. Hani sen Ceylin'in bir işin var? Neyse tamam, bir şey sormadım. Soda var mı evde yani? Tuzlu limonlu bir Churchill. Az mı zor bir şey yedim de. Tamam, hemen getiriyorum. Çınar'cığım hiçbir şey yememişsin ki. Olmaz ki böyle. Çınar. Kusura bakmayın, lütfen sizi de buraya kadar apar topar getirdim. Ne demek, laf olmaz. Hem bayağı endişelenmiştiniz. Sizin için önemli biri galiba. Yok, müvekkilim. Bir ara konuşur, set ederiz toplantımızı. En kısa zamanda. Tabii. Tekrar teşekkür ederim yemek için. Rica ederim. O zaman görüşmek üzere. Büyük olay dönüyor kanka. Harla, o yüzden lütfen söyler misin yani? Çınar nerede biliyorsan saklama, biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ben sen yazdın diye geldim zaten, bilmiyorum. Neyin yakalama emri, ben anlamadım ki ne yapmış? Oturalım mı bir? Evet. Çınar hakkında iki ayrı suçtan yakalama emri var. Kadir Adar'la cinayetinden. Ne? Tuğçe,
sen ne diyorsun? Gerçek mi bu? Keşke olmasaydı ama maalesef acı gerçek. Abi. Gel. Konuştun mu? İşte Çınar'la ilgili durumu anlattım. Kendi durumunu? Hayır tabii ki. Derneğin ismini, adresini verdim. Bakalım, kadere bıraktım artık. Eğer benimle ilgili bir belge varsa birkaç güne çıkar, yapacak bir şey yok. Sen geç hadi. Kimseye bir şey yapmadın değil mi? Zarar vermedin. Yani bu bir saçmalık, bitecek ve saçmalıyorlar değil mi? Abi niye susuyorsun? Cevap ver lütfen. Hapse girmeni istemiyorum. Sen yapmazsın bir şeye. Doğru söyle herkese bak. İstemiyorum hapse girmeni lütfen. Defneciğim, uzun bir süre için bu gece son gecemiz. Sarıl abine ve vedalaş. Hadi yavrum. Hayır, istemiyorum veda falan. Olmaz. Vedalaşmaktan bıktım. Vedalaşmak istemiyorum artık. Ceylin abla lütfen Ilgaz abime söyle bir şey yapsın. Nasin abla, Yekta abi bir şey yapın lütfen dede. Kimsesiz kaldım ben. Şşş. Bana bak. Ağlama. Gel buraya. Bana bak. Kıyamam ben sana, tamam mı? Bak, senin abin bir katil değil. Senin abin kimseye zarar vermedi. Senin abin bilerek kimseye zarar vermedi, tamam mı? O zaman gitme lütfen, tamam mı? İzin vermem, gitmeyeceksin, bırakmam. Ağlamaktan bıktım ben. Özlemekten bıktım artık her şeyden. Bırak diyeceğim, yeter. Dokunamazsınız abime. Gitmeyecek. Tamam, sakin. Bırakmayacağım. Sakin. İzin vermem. İzin vermem, tamam mı? Gitmeyeceksin hiçbir yere. İzin vermeyeceğim. Söyle kardeşim.
Savcım, biz hazırız. Geliyorum. Yapmış mıdır sence? Kadir'in ölümüne sebep olmuş mudur? Vallahi bilmiyorum. Ama dönüyor, dolaşıyor. Bütün okullar onu gösteriyor şimdilik. Nasıl olur ya? Bir insan nasıl bu kadar kısa sürede bu kadar dağılır? Hem de her şeyi, herkesi döke saça. Abisinin odasına girip dosyadan isim almak ne ya? Hiç düşünemiyor mu? Anlamıyor mu sonunda ne olacağını? Benim içeri gitmem gerek, malum operasyon olacak. Tamam sen git işine, ben zaten çıkacağım birazdan. Ortaya çıkacak her şey. Üzme sen kendini. Hem insan ne yaparsa kendine işte. Evet. İşte böyle. Tamam tamam ama bu bıçakla değil, bir dakika dur. Bundan tamam. Kuzum sen de ne yaptın bunları? Bak şimdi sen de şunu al. Tamam şimdi şerit kesiyoruz tamam. Bak şöyle sonra bir tane de böyleli kesiyoruz. Tamam. Şimdi iyi bakın buraya, gösteriyorum buraya bakın. Herkes dikkatlice baksın, kareye buraya koyduk ya. Minicik aldım kıyma parçası. Tam ortaya yerleştirdim. Böyle kapattı. Gördün mü? Lokmalık. Baba! Bak biz mantı yapıyoruz. Elinize sağlık güzel kızım. Kıymayı içine koymadık. Daha var. Öyle mi? İyi bakalım. Anne Aylin gelmedi mi? Şimdi ben geleceğim. Hiçbir şeye dokunmayın tamam? Tamam. Tamam. Geldi tabii. Epey oldu geleli. Kendini de odaya kapattı. Hiçbir şey konuşmuyor. Ya ne oluyor size dün akşamdan beri? Ne oluyor ben anlamıyorum yani. Anneanne, ben bakayım tamam. Döktük yanlışlıkla. Özür dilerim, elim çarptı. Kuzucuğum ya. Olsun olsun, önemli değil. Dur bakayım. Hani hiçbir şey istemiyorum. Konuşalım mı? Konuşmak aklına geldi yani, öyle mi? Kızım ben zaten istiyorum ki konuşmayı. Ama sen kapı duvarsın yani, ben ne yapayım anlamadım. Ha ne diyecektim Osman? Evet boşanalım mı diyecektim? Ya sen böyle iyisin yani, öyle mi? He? Her akşam hırgür, her akşam kavga. Sen mutlu musun ya Aylin? Ya ne diyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yavaş, yavaş. Ben ne istiyorsun anlamıyorum Aylin. Vallahi anlamıyorum ya. Osman. Senin bana eziyetin ne zaman bitecek? Yalanlar söyledin, aldattın. Bak. Sonra kanıma girdin. Bir şekilde yol tuttururuz sandım ama boş çıktı yani. Şimdi gelmiş benden boşanmak istediğini söylüyorsun. Burada boşanmak isteyecek biri varsa o da benim, tamam mı? Sen değil. Senin böyle bir şey istemeye hakkın yok. Benim şartlarımda benim istediğim zaman boşanırız ancak. Yok ya, yok ya, oldu. İstersen bir de bağlı kollarımı arkadan yumrukla. Beni bu kümesten çıkarmadığın sürece, yaptıkların hesabını vermediğin sürece hiçbir yere gidemezsin. Boşanmam senden. Esir değilim ben kızım, tamam mı? Bal gibi giderim. Gidemezsin. Gidersen de geri dönemezsin. Kızını da görürsün. Ya sen utanmıyorsun değil mi ya? He? Utanmıyorsun değil mi? Şurada küçücük kızı kullanıyorsun ya. Tam senin karakterine yakışan bir şey. Aferin sana, helal olsun. Aferin. Baskın yapacağımız yer mahallenin içinde. Son derece dikkatli olacağız. Kimse zarar görmeyecek.
içeridekilerin silahları olabilir. Tamam? Sağ ol. Savcım. Nihayet. Savcım geldiniz mi? Biz çıkış için hazırız. Önce bunu bilişime verelim. Güzelce bir incelesinler. Çınar'ın telefonu şifresi olmadığı için açıp bakamadım da. Ne var ne yok baksınlar. İclal savcıya ve bana malumat versinler. Hemen ilgileniyorum savcım. Evet, dosyalarımızı birbirine bağlayan şey ne? Bu dernekle Kadir Adarlı'nın ölümü bağlantısı. Bir ayrıntı alabilir miyim? Çınar dernek için çalışıyor. Çınar için Kadir Adarlı'yı öldürmüşler ve borçlandırmışlar. Karşılığında da Çınar'dan dosyadaki ismi istemişler. Gizli tanığı. Gönüllülük esasıyla mı ilerliyor bu durum? Bilmiyorum, Çınar geldiğinde ifadesini de öğreneceğiz. Telefon tamamdır. Kubilay amirim de emirlerinizi bekler. Sizin için de uygunsa savcım. Uygundur. Gidelim. Kızım, öyle dandiye girilir mi ya? Şişt, ben canlı saklambaç oynuyorum. Buraya saklanacağım. Şişt. Yok, burada olmaz ama benim burada işim var. Hadi. Sen ne yapıyorsun baba? Nereye gidiyorsun? Kızım, benim biraz işim var. Ben kısa bir süre burada olamayacağım, tamam mı? Ya gitme. Kandırmasana çocuğu. Baban bizi terk ediyor kızım. Sıkılmış bizden, gidiyor. Ali, ne yapıyorsun sen ya? Ne de... Kızım yok öyle bir şey, Elif. Hasta mısın ya sen? Aylin, sen delirdin ki. Sen var ya, yemin ediyorum katıksız bir ruh hastasısın. Sen giderken iyi, ben gerçekleri söyleyince ruh hastası oluyorum, öyle mi? Ne güzel ya. Kaç tabii, kaç. Anca kaçarsın sen. Hasta. Buradan son çıkışın ona göre. Bir daha yalvarsan da giremezsin. Kızın da anlayacak senin kim olduğunu. Kimmişim ya ben? He? Kimmişim? Size güzel bir hayat vermeye çalışmaktan başka ne yapayım ben Aylin? Evet, çok güzel gerçekten sefil hayatımız. Hayret bir şey ya, vallahi billahi hayret bir şey ya. Ağzını her açtığında zehir kusuyorsun, biliyorsun değil mi? Küçücük çocuğu da zehirledin. Neyse ki sen görmeyeceksin. Seninle işimiz bitti bizim, tamam mı? Güle güle. Buldum seni. Sobe. Aa, ağlıyor musun? Düştün mü? Canın mı acıyor? Neden acıyor? Göster de öpeyim geçsin. Merak etme, ben yanındayım. Abla? Ağlıyor musun sen, ne oldu? Osman gitti. Beni boşayacakmış. Tamam ablacığım, ağla. Kürşat. Efendim abi. Hadi be oğlum. Kamyoneti bekliyorlar da. Ne kaldı? Bunlar son abi. Abi bitiyor. Bunları indirelim, ben yollayacağım kamyonet. Tamam. Polis mi lan? Mesut abi. Abi polisler geliyor. Ne yapacağız? Sakin sakin. Dur. Hayrolsun memur bey. Konuşma, sebep? Konuşma, çık! Burası dernek. Sakin. Lütfen sebebini söyler misiniz?
Konuşma. Kolay gelsin. Nedir durum? Dışarısı kontrol altında. İçeriye giriş yapıyoruz. 10-15 kişi tespit ettik. Tespit ettiğiniz bütün şahısları gözaltına alın. Umut, duydunuz. Alın bunları. Al. Çıkanları da minibüse doğru. Hadi. Eren içerisinde kontrol altına alın. Bize haber verin. Sonra da biz giriş yapalım. Emir anlaşıldı savcım. Hadi devam, devam, devam. Çok üzüldüm. Niye böyle bu çocuk? Hani hiç akıllanmıyor. Vallahi işte anlattığım gibi durum. Parla iyi sıyırdı paçayı. Benden akıllı çıktı, çabuk uyandı. 40 defa söyledim bundan adam olmaz diye. Defne kim bilir nasıldır? Kusum benim. Her şey üst üste geldi. Önce babası, şimdi abi. Bir de yakınlar onlar birbirlerine. Hay Allah ya. Perişan oldu, ne yapsın? Emer'den dede de öyle. Ceylin. Kızım sen merak etme. Ben ilgilenirim onlarla. Yani aklın kalmasın, elimden geldiği kadar. Çok iyi olur anneciğim. Çok sağ ol. Neyse ben Mercan'ı alıp çıkayım. Abla bak istersen Elif bizde kalabilir bir süre. Çünkü sürekli Osman'ı soracak. Akıllıdır benim kızım. Ben anlatırım, anlar. Sen bilirsin ama bu tarz şeyler öyle pat diye söylenmemeli. İstersen profesyonel bir destek alalım ha? Ay bırak Ceylin ya. Deli saçması yeni moda şeyler. Yani kızıma ne anlatacağımı başkası mı söyleyecek bana oturduğu yerden? Üf. Tamam, sustum. Hadi diyen gitti. Mercan, hadi kızım gidiyoruz. Aşkım. Anne, Osman abi gitti mi? Sana kim söyledi? Elif görmüş, çantasını alıp gitti dedi. Çok ağladı Elif. Üzüldün mü sen kuzum? Bazen yetişkinler arasında böyle olur, tamam mı? Sen düşünme bunları. Üzülmesin. Hadi gel bakalım. Adam. Toptan delirdin herhalde. Gece gece nasıl gelirsin sen buraya ya? Niye? Uyandırdın mı? Kızım sen dedin ya, bir kamyon laf ettin. Tamam artık Zümrüt. Ben kesin kararlıyım bu defa yani. Gittim Aylin'le konuştum ya. Sende kalıyorum, boşayacağım onu. Bak, evi de terk ettim. Ben bu boşanma filmini izledim Osman. Önce terk ediyor, sonra geri dönüyordu. Finali salya sümük gözyaşı. Kızım sen ne istiyorsun, ben anlamadım ya. Boşanacağız diyorum işte, sıfır engel yani. Aylin tamam mı dedi hemen yani bu duruma? Niyet ettiğinde değil, gerçekleştiğinde geleceksin geleceksen. Resmi evrakla, boşanma ilanıyla. Böyle gece gece elinde bavullarla emrivakiyle değil. Yemezler. Hadi iyi geceler. Dur. Nerede kalacağım ben? Nerede kalacağım? Koskoca adamsın Osman. Bana mı soruyorsun yeri? Taksinde maksinde bir yerde yat işte, ne bileyim. Üf. Yataklar, mataklar. Vay arkadaş.
Sayın savcım. Ya burası bayağı yurt gibi. Yukarıda yataklar, çekyatlar, kanepeler. Giren çıkan herkesi güzelce tespit edelim. Bu kapıların hepsinin de kilitleri kırılsın, açılsın, bakılsın. Anlaşıldı savcım. Savcım, sanırım derneğin idari kısmını bulduk. Çıktı mı bir şey? Çıktı savcım. Derneğin bütün geçmişini kayıt altına almışlar. Güzel. Bu taraftan savcım. Evi ne zaman süsleyeceğiz? Ben diyorum ki, acaba biz parti evi gibi bir yer mi tutsak? Neden? Çünkü evde insanları çağırsak biraz sıkışık olacak. Bahçede soğuk. Hem bir sürü oyuncak var. Başka oyuncaklar mı? Evet, başka oyuncaklar. Hatta pinyata bile var. Vurunca şeker çıkandan mı? Aha, aynen o. Sude'nin doğum gününde de vardı. Baban da bayılacak bu fikre. Pasta da olacak değil mi? Babam alacağız dedi. Demek pasta da olacak. Tabii ki pasta olacak. Hiç pastasız doğum günü olur mu? Peki, söyle bakalım. Neli pasta olsun? Ya da dur bakalım. Söylemek ister misin yoksa sürpriz mi olsun? Düşünüyorum. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Biraz zor olacak benim için. Acaba senin gibi çilekli, çikolatalı mı olsun? Senin gibi muzlu çikolatalı mı olsun? Nasıl olsun? Nasıl yapayım ben bunu ya? Söyle bakalım. Ben de geleli bir saat falan oldu anca ya. Trafik yine leş. Maç mı varsa ne varsa artık. Aynen ya, çok fena, sorma. PPM de ertelendi zaten. İşin yoksa tekrar schedule et. Ben hiç anlamıyorum sizin bu plaza dili ve edebiyatından ya. PPM ne? PPM reklamı veren firmayla reklamdan önceki toplantı demek. Hmm. Pre-production meeting yani. Anladım ama net unuturum. Welcome to my world baby. Alışırsın bunları benden duya duya. Su kaynıyor. Evet. Akşam spesiyeli hazırlıyorum. Bu akşam İtalyan rüzgarları estireceğim. İtalyan usulü makarna gecesi. Bir de üstüne pesto sos koyacağım fesleğenle. Bayılacaksın. Her akşam bana Beyza lütfen pesto spagetti yap diyeceksin, görürsün. Hadi bakalım. Burası da yönetim odası sanırım ha? Öyle görünüyor. Kasa var burada. Kasadan da sadece bu defterler çıktı. Dernek 17 yıldır faaliyet gösteriyormuş. Bayağı bakkal defteri gibi alacak verecek hesabı tutmuşlar. Bak mesela 2011-13 Aralık'ta Suna Aydandı diye bir kadının dayakçı kocasını boşanmaya ikna etmişler. Karşılığında 2012'de Suna cezaevine giren ve önceden alacaklı olan bir kadının çocuğuna bakmış. 7 yıl. Her şeyi de ayrıntılı yazmışlar, çok ilginç. Bunların ya kafaları hiç çalışmıyormuş ya da kendilerine güvenleri tam. Bilemedim yani. Bu defterlerin de hepsi dolu sanki ha. Evet, hiç boş durmamışlar. Bu defterleri alın. Bunlar önemli delil. Belli ki bayağı kişi vaka çıkacak bunlar. Olayım lazım. Bu kayıtlar diğerleriyle uyuşuyor mu? Yok savcım, başta öyle sandık da. Burada sadece işte şuradan 10 kilo un geldi, 3 kilosu şuna gitti, bir çuval buna gibi resmi kayıtlar var. Yani bağış miktarları falan. Umut, o defterler önemli. Sahip çık, duydun. Anlaşıldı savcım. Tam kıvamında aldanti olmuş. Tamam, o zaman şimdi telefonları ve bilgisayarları bir tarafa bırakıp, bayağı iyi, güzelce makarnamızı yiyerek birbirimizi tanıyalım. Mesela sen benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Merak etmiyor musun? Ailem ne yapıyor, nasıl, ben kimim, ne yapıyorum? Mesela ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve sormak istediğim zibilyon tane soru var. Yani
Normal insan hayatı benimki. Sıkıcı yani. Keşke ben de kendi hayatım için aynı şeyi söyleyebilsem. Oo, fragman bayağı heyecanlı oldu yalnız. Az sonra. Evet. Umut. Önce o defterler incelenecek, isimlerin dökümü çıkarılacak, İclal Savcı'ya bana haber verilecek. İsmi geçen herkesi ifadeye çağıracağız, tamam mı? Tamamdır savcı. Şimdi, yarın sabah diyorsun ha? Çınar'ın ifadesi. Aynen öyle. Her şeyi biliyorsun. Derneğin adresine kadar, kardeşin nerede bilmiyorsun. Bilmiyorum. Yarın sabah gelecek, teslim olacak, ifadesini verecek. Bunu biliyorum. Anlaşıldı, senin konular bayağı derin. Nereden başlayacaksın anlatmaya? 0-3 yaş arasından mı yoksa bugünkü suratının sebebinden mi başlıyorsun? O kadar belli oluyor mu ya? Nasıl olmuş? Dediğin kadar varmış gerçekten. Kendimi İtalyan restoranında gibi hissettim. Ne güzel, burada kız kıza keyif yapacaktık. Telefonları bırakmıştık. Kim ki bu şimdi? Kapıcı falandır herhalde. Ben bakarım. Baba. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Kızım yok, bir şey yok ya. Yani önemli bir şey yok. Parla. Ya ben bu gececik sende kalsam olur mu? Kimmiş kanka? Geç. Sağ ol. İyi akşamlar Beyza'cığım. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kızım ben o zaman bunları müsait bir yere koyayım. Beyza, gerçekten kusura bakma ama babam evde tatilat vardı. Bir yer ayarlamış ama yalan olmuş son dakika. O yüzden bu gecelik bizde kalabilir mi lütfen? Sorun etmezsen eğer. Yani tabii. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bir dahakine çok daha dikkatli olacağım. Ne demek? Ben bitirdim yemeğimi zaten. Sen toplarsın değil mi? Toplarım, toplarım. Odama geçeyim. Bak şimdi burada ne var? O ne? Babamın telefonu. Şarj ettim. Hem de çantaya attım. Belki bakarız diye. Neye bakacağız fıstık orada? Fotoğraflarımıza. Hepsini saklamış bak. Klasör bile yapmış. Hadi canım. Hatta en küçüklük fotoğraflarımız bile var. Babama bak sen. Ha? Hatırladın mı bunu? Bayram sabahı şu gömleği almıştı bana. Bakalım bunu hatırlayacak mısın? Yaz tatilinde emniyetin çadır kampı. Ha? Sen şu an çadırın içindesin. Bizi nöbetçi diye kapıya koymuştun. Evet. Çünkü balık ısırmıştın. Hayır. Seni aslında deniz arası sokmuştu. Ama biz sen korkma diye balık demiştik. Ciddi misin? Sen bunu şimdi mi öğreniyorsun? Sen bambaşka lavasın. Baksana tipine. Lan tipimde? Level mevul sen hayırdır ya? Ha? Sen hayırdır abine lan? Ha, ne level? Sen büyüdüğünde abine level mı diyorsun ha? Terbiyesiz. Aa, nasıl vuruyor ya? Koca kız olmuş. Bak, bak. Seni çok özleyeceğim. Gel buraya. Gel buraya.
Ben de seni çok özleyeceğim fıstık. Oh. Gel biraz sarılalım. Gel böyle. Oh. Sağ ol. Ne çıkacak şimdi bu işten? Bizim oğlana kaç yıl verirler dersin? Sen bu işin kurdusun, yıllardır bu işi yapıyorsun. Şimdi kendi beyanını esas alırsak... ...Kadir'in ölümünü direkt Çınar'a bağlayamazlar. Ama dernek işi var, o sakat, çok sakat. Ne çıkacak ki şimdi oradan bizim oğlanın payına? Anladığımız kadarıyla orada ciddi bir suç yapılanması var. Bizim Çınar da malum gidip gelmiş oraya. Eğer ki bunu delil olarak kabul edip... ...dernek üyeliğinden yargılarlarsa teröre kadar gider. Eyvah eyvah. Yani bir iki kişinin münferit işi değil. Yani organize şeyler var orada. Ama... ...elimizden ne gelirse yapacağız. Seferberlik ilan edeceğiz ofiste. Elleri unutma, eller yıkanacak. Tamam. Yedi mi? Yedi, yedi. Tamam, şuraları toparlayalım. Kapakları ne yaptın? Önünde, o kas. Gözümün önünü görmüyorum resmen. Derneğe gittiniz sanırım. Evet, dün akşam baskın yaptık derneğe. Ne buldunuz? Bayağı bir kayıt tutmuşlar. Bakkal defteri gibi kasadan çıktı hepsi. Ne var içinde? İşte kim için ne yaptılarsa hepsi var. Tarihler, isimler. İlginç bir sistem kurmuşlar. Karşılığında yapılanların da hepsi var. Bayağı bir ifade alır, geçmişe dönük suç dosyası oluştururuz gibi duruyor. İyi misin? Bir yerine gelmedi değil mi? Yok, gelmedi. Şey, bir anda kaydı ya. Tamam tamam, bırak sen, bırak hallederim ben. Ya bırak, tamam. Tamam. Osman, sen ne ara geldin de niye direkt içeridesin hem? Sekreter aldı içeri. Yeşim miydi, neydi işte? Hayırdır? Ya, ya suratın da yani sabah sabah ışıldıyor. Dünya mı aydınlandı? Boşanmak istiyorum ben. Hemen yani böyle, anlaşmalı. Yıldırım nikahı var. Yıldırım boşanması yok mu? Ya hukuk bu Osman'cığım. Tıp mı da acili olsun? Ayrıca param da yok benim.
Ama yani onca yılımız var. Bir güzellik yaparsın artık. Hem unutma ki evliliğim yandı bitti kül oldu ama sen de az odun taşımadın. Zirvedeydim ya ben. Sıfırım şimdi. Boşanma davalarına bakmıyorum artık. Anlaşmaları da yapmıyorum. Onları Parla'ya devrettim. Nasıl ya? Kız mı boşayacak anasını babasını? Buraya boşanma niyetiyle gelen sensin. Bir bak etrafına istersen. Koca hukuk bürosu burası. Kurumsal. Bir nizam, bir intizam var. Buradan benden hizmet almak istiyorsan böyle. Bir işleyiş var. Kurallar var. Öyle kafama göre bozamam. Sırf tabelada adım yazıyor diye. Bize de şirket politikası yani, öyle mi? Lan bana gelince herkes idealist, anasını satayım. Ama çözeceğim. Ben bu işi bir şekilde çözeceğim. Kurumsalına da, kuralına da. Sevimsiz. Al bakalım, şöyle giyelim. Aferin prenses. Eğlence merkezinde yapacağız değil mi anne? Eğer baban okey derse orada yapacağız. Şu parti yerleri gibi bir şey mi? Evet, yani evde sıkışmayalım dedim. Hem bahçede soğuk olur, o yüzden parti evinde yapalım. Daha çok eğleniriz diye düşündük biz. Bana uyar. Harika. O zaman şimdi arıyorum. Pazar gününü ayarlıyorum. Parlancı olmasın mı? Olmasın mı? Olmasın. Neden? Biraz korkuyorum. Bu senin partin prenses. Palyaçolar asla giremez. Elif'e haber verebilir miyim? Hadi ver. Ama dikkat et, tamam mı, merdivenlere? Tamam. Çantanı da al ya da ben alırım çantanı. Hadi sen git, sen git. Ne alacağız? Hiçbir fikrim yok. Sen git istersen, ben kızları alıp götürürüm. Adliyede odamda bekliyorum. Çınar gelecek, merak etme. Dün gece niye izin aldığını biliyorum. Benim temiz kalbim sevmiyorum. Günaydın. Günaydın kızlar. Teyze, günaydın. Günaydın Parlak Kuş, ne haber? İyi, sen? İyi işte. Bu okulla ilgili bütün bilgileri topladık. Yemekhane, tadilat falan, bütün hepsini raporladık. Hepsi tamam. Harika. Velilerle de görüştük. Onlarla da bir toplantı düzenleyeceğiz. Bir de onları dinleyelim bakalım. Tamam canım. Sen derleyip toplayıp sonra bana getirir misin? Ben öyle devralayım. Veririm tabii ki. Tamam. Teyze, sormaya çok korkuyorum ama... Çınar nasıl? İyi mi? İyi değil tabii ki. Ne olacak peki sence sonuç? Tutuklu yargı mı? Muhtemelen öyle olacak gibi görünüyor. Yani bugün vereceği ifadeye bağlı ama... Anladım. Dede hayırdır? İyi misiniz? Seni görmeye geldi. Eve uğrasaydınız. Acısından ne yaptığını bilmiyor ki. Söyledim. Ha, eve gitmem ben. İş yerine gideceğim dedi. Defne. Abimle vedalaştık dün gece. Neden izin veriyorsun buna? Defne, küçük değilsin artık. Çınar bir hata yaptı ve bedelini ödeyecek.
Herkes ölüyor sanki. Sen bir şey yapabilirsin. Kurtar abimi. Sen kurtarabilirsin. Defne, ben de kahroluyorum. Ama adaletin yerini bulması gerek. Sadece benimle bizimle ilgili değil bu. Özlemeyecek misin abimi? Özleyeceğim. O zaman bir şey yap. İzin verme. Yapamam Defne. Abi peki biz ne olacağız? Sadece dedem sen ben kaldık. Kimsesiz kalacağım. Kimsesiz falan değiliz. Mercan var, Ceylin var. Aynı şey değil. Abim gidecek benim. Çınar cezasını çekecek. Senin yüzünden. Sen izin verdiğin için. Durdurmadığın için. Annemle babamı Allah aldı. Abim de sen alıyorsun benden. Defne dur, böyle gitme. Sen de sevmiyorsun abimi. Kurtuldum işte diyorsun, biliyorum. Dernekteki her şeye el koymuşlar. Bir defter varmış, kayıt tutulmuş. Ilgaz'ın bulması an meselesi. Hatta İcilal'in. Artık zil takıp oynar. Gıcık. Of. Ya ben bu durumdan kurtulamayacağım galiba. Hayır, ceza alsam da yatmam ama dediğin gibi. Mesleğe bay bay. Belki de o hatıra defterinde sen yoksundur canım. Ne bu? Umucu modun mu açıldı? Daha dün bık bıklanıyordun. Şansımıza güveneceğiz. Artık kader ne yazdıysa. Gel. Ceylin Hanım, savcı Efe Bey geldi. Odanızı aldım. Parlakuş, şimdi söyleyeceksin. Oo, Efe Savcım. Hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni bizim ofise? Otursana. Kahve. Beni kullandın. Biliyordun değil mi? Bak, ben böyle olacağını gerçekten bilmiyordum. Altından bunun çıkacağını bilseydim seni asla karıştırmazdım. Şu an iki dosyanın da arınan baş şüphelisi Çınar ve ben senin onu bulmana yardım ettim. Bu olayın buraya taşınacağını bilmiyordum Efe Savcım. Sayemde buldun. Nerede peki şimdi, Çınar kaçtı değil mi? Hayır. Senin yüzünden bir suçlunun kaçmasına yardım ettim Ceylin. Hayır, kaçmadı. Adliyeye gidiyor şimdi, teslim olacak. Çok güzel. Olayı istediğiniz gibi yönettiniz benim yardımımla. Bu da bir suç. Her türlü elimi kirlettin Ceylin. Ve bunu bana fikrimi bile sormadan yaptın. Bak, sen belki buraya kolay geldin. Ama ben çok çalıştım, çok emek verdim ve ben bunu kimsem olmadan yaptım. Ben mesleğimi kaybedersem benim elimde hiçbir şey kalmaz. Bir daha sakın beni böyle bir şeye alet etme. Efe. Ceylin'cim, bunları duyman gerek. Başla Özgeciğim, başından başla. Hiç uyumadım bulacağım diye, o yüzden cümleleri toparlayamazsam kusura bakmayın. Ne oluyor? Neler olmuyor ki, dinle bak. Daha demin de dediğim gibi bu icraçlardan sizin hakkınızda Bora'dan defalarca bilgi talebinde bulunmuş. Böyle gizliden gizliye de bir soruşturma falan yürütüyormuş. Diplomamın peşinde.
Evet, sahte olduğunu iddia etmiş. Aslında hiç mezun olmadığımızda. Boşa çaba. Sonuç var mı? Asla. Çünkü düpedüz iftira. Niye gülüyorsun? Bence de boşa çaba. Çünkü biz Ilgaz'la denedik ve olmamıştı. Rica ederim Ceylin, eski defterler ikimiz için de kabarık. Ya bir mesnetsiz dedikodu nerelere geldi bak. Dedikodu. Evet. Burada çözülemeyen soru şu. Neden? Bu icra savcının benimle derdi ne? Onu bulamadım maalesef. Ama araştırıyorum. Bu kısım da sizi ilgilendiriyor. Daha doğrusu Ilgaz savcımı. Ilgaz savcım Bitlis'e ilk gittiğinde aldığı dosya İclal savcının babasının ölümü. İclal savcı bir dosya alıyor, bir düşman aile ediniyor. Öyle ki bu aile İclal savcının babasını öldürüyor. İclal savcının babası? Evet. Dosyayı devralan Ilgaz savcım bu aileyi yakalamak için bir baskın düzenliyor. Bir düğüne. Düğünde de yaralanıyor. Ama İclal savcının babasını öldüren damat kaçmayı başarıyor. Kim olmuş peki Ilgaz'ı? Tespit edilememiş. Evet, bir çatışma olmuş. Yakalanamayan damat diye de yorumlanmış. Ama damat kaçarken silahı da yanında götürdüğü için fişekler arasında herhangi bir eşleştirme yapılamamış. İclal savcı baskında mıymış peki? Yok, değil. O dönemin başsavcısı uzaklaştırmış kendisini dosyadan. Laçın teyze arıyor. Adliyeye geçiyorlar o zaman. Laçın teyze. Tamam. Tamam, geliyoruz biz de. Hadi. Tamam, hadi görüşürüz. Özgeciğim sağ ol. Çok sağ ol Özgeciğim. Ne demek? Ilgaz'ı vuran İclal. Belli ki bunu saklamışlar. Ama neden? İclal Hanım olmaması gereken bir yerdeymiş. Kadın mesleğinden olmasın diye de Ilgaz dilini değiştirmiş. Yani benim kayırmam, asla kayırmam diyen kocam zamanında bunu yapmış. Sen buna mı kızdın? Yoksa olayın öznesi İclal'e mi takıldın? Sana kızdım, neden anlamadın acaba diye. Allah Allah, beni zerre ilgilendirmiyor İclal'le geçmişi. Hem ben kocama güveniyorum. Öyle bir şey olsa hissederdim zaten. Yani şimdi durup Ilgaz'ı geçmişi yüzünden yargılayamam. O gün attığı adımlar sayesinde ben şu an kocama aşığım. Benim takıldığım dürüstlük abidesi kocamın içindeki kırıklar. Ve bir şey söyleyeyim mi? Aşırı hoşuma gitti. Çünkü Ilgaz bir insan ve insan hata yapar. Resmen eşitlendik. Gerçekten değişik birisin Ceylin. İyi ki değişik biriyim. Allah'ım iyi ki varım. Ay, kendimi çok seviyorum. Buyur savcım. Daha ne kadar bekleyeceğiz, bir fikrin var mı? Gelirler birazdan. O kadar emin olduğuna göre gördüm kardeşini. Ben avukatının söylediğini iletiyorum sadece. Ceylin mi? Evet, Ceylin. Nasıl olacak şimdi? Benim dosyamda vekaletini koyabilirim mi? Senin dosyanda olmaz. Yekta var. Bunu nasıl yapabiliyorsun? Yapabiliyorsunuz. Tam olarak neyi soruyorsun? Bir zamanlar diploması olmadığı için peşine düştüğünüz sahtekarın tekiydi Yekta. Ne değişti de Yekta var diyebiliyorsun böyle rahat rahat. Adam sanki avukatmış gibi. Karın da gidip ortak olmuş üstelik. Savcı olarak nasıl içine sindiriyorsun? Tam olarak bunu soruyorum. Ortada paranın kabul ettiği bir durum var. Aksi de ispat edilemedi. Sen ne yaparsın? Yekta müvekkiliyle gelse ne diyeceksin? Sen avukat değilsin, çık dışarı mı diyeceksin? Hiç değilse canım cicim yapmam. Durduramıyorsam da kötülüğe ortak olmam. Bilmem anlatabildim mi? Gel. Sayın savcılar, başsavcım sizi odasında bekliyor. Mevzu nedir? Başsavcımdan öğrenirsiniz. Buyurun, geçebilirsiniz. Aman 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 aman.
Daha fazla yaklaşmayayım. Maskeyi daha yeni çıkardım. Çok bunaldım. Bu mesafeyi koruyalım ha. Şöyle. Güzel. Operasyon başarılı geçmiş. Hı? Bir sorun çıkmamış. Bir takım belgeler de bulmuşsunuz. Emniyet müdürü biraz önce bilgilendirdi beni. Hı? Doğrudur başsavcım. İncelemelerimiz de başladı. Ele geçen defterlerde birçok suçu ve suçluyu ele verecek gibi görünüyor. Hı. Asiye Hanımcığım, savcılarımla mütalaa edeceğim konu neydi acaba? Dosyalar başsavcım. İclal savcı, Ilgaz savcının dosyasının kendisine devredilmesini, iki dosyanın birleştirilmesini talep etmişti efendim. Teşekkür ederim Asiye Hanımcığım, yaşayın. Çınar. Hiç iyi değil, haberiniz olsun. Çınar'cığım, kendini sakın yalnız hissetme, tamam mı? Bak biz hep yanındayız. Tamam, teşekkür ederim. İki dosyanın da birbirine bağlayan unsurlar var. Ama dosyaların özü bakımından farklılık gösteriyor. O yüzden dosyaları birleştiremeyiz. Tamam başsavcım, ikisini de ben alayım o zaman. Ilgaz tamam. Savcının kardeşi var çünkü dosyada. Kendisi de arada kalmamış olur. Tabii. Savcım, ben kendi adıma konuşabilirsem. İsterseniz iki dosyaya birlikte bakın. Hı? Makul bir çözüm değil mi? İclal savcım, içiniz esin değil mi? Siz nasıl uygun görürseniz başsavcım. Aha. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Gelmiştir işte. Pardon savcım. Yalnızsınız sandım. Önemli değil. Çınar, şimdi hanginize ifade verecek önce? İkimiz de bakıyoruz iki dosyaya da. Savcım, uygun görürseniz Yekta Bey de gelsin. Hayır. Gerçek bir avukatı tercih ederim. Ceylin Hanım bize eşlik etsin. O da büyük. Bence hepimize yer var. Yekta. Çınar. Kalem memuru, kim eşlik edecek bize? Eda Hanım malum. Usulsüzlükten dolayı görevden alındı. Müsaadenizle. Zahmet olmasın size. Yok, hiç sorun değil savcım. Buyurun, oturabilirsiniz. Yetişemedik ya.
Almışlar içeri. Ne yapalım şimdi? Bekleyelim mi? Ya Parla, kusura bakma da. Bu nasıl bir bağ kesiş ya? Ya Çınar ölmedi, sen farkında mısın? Neyin yok sayması bu? Sana asla anlam vermemi bekleme. Niye biliyor musun? Çünkü ben veremem. Ben bir Efe'nin yanına gidiyorum. Sen biraz takıl. Ben ne ilacı alırken, ne de o adamın peşinde yakalamaya çalışırken bunların kadere giden bir yol olduğunu bilmiyordum. Sonra yani gözün aydın dediklerinde ben anladım ama iş işten geçmişti o zaman. Sonra tehdit ettiler beni. Yani hani sen istedin, biz de yaptık gibi. Ellerinde görüntüm de vardı, ölsün dediğim. Sıkışmıştım, ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra abinin dosyasında bir gizli tanık var. Git onu al gel dediler. Ben önce kabul etmedim. Ama sonra kurtulmak için çocuğu öldüreceklerini de bilmiyordum. Neyse. Sonra geldim adliyeye. Abimin odasına girdim. Aldım ismi. Gittim söyledim. Çektim kapıyı çıktım. Onlar da gitmene izin verdi ha? Yani anlaşmamız böyleydi. Ben doğru mu anlıyorum Çınar? Ilgaz savcım da yardımcı olursa sevinirim. Olayların oluş şekliyle ilgili bir itirazın yok. Biz ne biliyorsak o oldu diyorsun. Kabul ediyorsun. Evet. Ama niyetim o değildi diyorsun. Evet. Niyet dediğin insanın içindedir Çınar. Bir tek kendi bilir. Nasıl ispatlayacağız? Savcım, müvekkilimiz samimiyetle ikrarda bulunuyor. Söyledikleri bilgiler soruşturmanın ilerlemesi için son derece kıymetli. Ben avukat hanımla muhatap oluyorum. Sizin baktığınız yerden öyle görünüyor olabilir. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki genelde gerçekler ayrıntılarda gizlidir. O kadar kişiyi gözaltına aldınız. Hepsini sorgulayacaksınız. Ben eminim ki Çınar'ın Kadir Adar'la olayında masum olduğu ortaya çıkacaktır. Ama bu abisinin odasına girip de örgüt adına bilgi sızdırdığı gerçeğini değiştirmiyor. Müsaadenizle biz onu baş başa müzakere ederiz savcım. Çınar. Çınar. Bu şahsı tanıyor musun? Evet. O da dernekteydi. Ya ben derneğin iç yüzünü öğrenince git demiştim ona ama galiba gitmemiş. Adı? Dilan. İyi ama soyadını bilmiyorum. Dün ele geçirdiklerimizin arasında böyle bir şahıs yoktu. Ya orada kalıyordu. Demek ki kaçmış. Benim dosyadan ismi almasıyla ilgili soracağım bir soru yok. Kendisi de yaptığını kabul ediyor. Benim de başka bir sorum yok şimdilik. Çınar Kaya. Şu andan itibaren gözaltındasın. Suç cezaya sevk edileceksin tutuklanman talebiyle. Ben bir memur çağırayım. Tamam baba, tamam. Haber veririm. Pislik Kubi ya. Görev taptaklı burada kaldı. Tuğçe. Çınar suç cezaya sevk edilecek. Şu an gözaltında, teslim al. Başka birini çağırayım mı? Yok. Yok savcım, yaparım. Çınar Bey, dışarı alalım mı sizi? Olur. Savcım, biz direkt çıkalım mı sulh cezaya? Çıkın. Çınar.
Affet beni oğlum. Affet. Tamam canım, ben haber vereceğim sana. Arayacağım. Görüşmek üzere. Gerçek hayat hikayelerini film yapmak oldukça risklidir. Vizyonda durdurulan bir sürü filmler var. Aileler birbirine giriyor. Evet, Yekta bahsetti. Bu konuda çok titizmişsiniz. Size çok güveniyor. Öyle mi? Ortak yapımcı olduğunu söyledi o zaman. Tabii biz her şeyi konuşuruz Yekta'yla. Ayrıca da niye benden böyle bir şey saklasın ki? Bilmem. Laçin'e sürpriz yapacağım demişti. Ben de o yüzden söylemedim. Ama sanırım fikrini değiştirdi. Ah, çok sever Yekta böyle sürprizleri. Ama tabii konu mühim olduğu için bence benden saklamadı. İşte böyle yani. Vallahi tek kuruş harcamadım içinden. Yani aslında istedim, yalan yok da... Harcamadım dedi. Demek çıkmamış canda umut vardır ha? Sende şu kadarcık insanlık kalmış demek. Dede ne yaptın? Kalbim var benim ya. Atıyor yani. Da kalacak yerim yok. Ya biz Aylin'le bir boşanma sürecine girdik de. Dede sen yabancı değilsin. Benim şimdi kalacak yerim yok. Vallahi cebimde para da yok. Yani bunlarla böyle kaplumbağa gibi oradan oraya sürtüyorum yani. İşte bir yüzsüz bir umudum vardı. Onu da şimdi burada sana bıraktım. Diyeceğim şu, yani eğer senin için bir sorun olmazsa... Ya ben... Ya belimi doğrultana kadar en azından burada kalsam olur mu? Ya Elif de burada ya şimdi. Hani en azından evladından da kopmamış olurum. Tamam, sen yani yok derse ben takside de kalırım. En azından ya şunlar burada dursun. Tamam, ben... tamam. Bunları Çınar'ın odasına koy. Orada da yatarsın artık. Hadi geç. Ya sen nasıl büyük bir adamsın ya? Sen nasıl... Tamam, yalama. Allah'ım, tamam. Evet. Yalama lan, yalama. Tamam, hadi yürü. Sen tamam. Var ya, dedem ya. Geç. Allah razı olsun. Şuraya ben şey...
İşle elin hadi. Abi. Gelmeyin. Çınar saçma abi. Birazcık seviyorsanız kimse gelmesin. Daha kötü olacak. Daha zor olacak. Hadi Efe. Gelmeyeyim dedi. Başlarım onun tribine soran mı var? Hadi gel. Bir dakika, bir dakika. Tutukluyla görüşebilir miyim? Cinayet Büro, Tuğçe Duman. Havan bassın kankacığım. Hep yapmak istemiştim ha. Kısmet sanaymış. Hayatımdaki tanıdığım en gerizekalı insansın Çınar. En büyüğü benim. Özür dilerim. Özür dilerim. Bana bak. Neye ihtiyacın olursa hemen haber veriyorsun, tamam mı? Tamam. Bıkmadım benden ha. Ne yapayım? Dostum dedim bir kere. Salak malak ama aldım, kabul ettim. Ay, hiç aptal aptal konuşma. Çok özleyeceğim seni. Arkasını toplayacak kimse kalmadı. Ziyaretine geleceğim, tamam mı? Tamam. Kesin beceremeyeceksin ama mektup falan da yaz. Denerim. Parlaya iyi bakın, olur mu? Tamam. Memur Hanım. Hadi gidin siz. Tamamdır. Allah kurtarsın kardeşim. Sağ olun savcım. Çınar var ya, onun dramı gibi gözüküyor. Bütün tuşlara basar ama istemeden basar gerçek. Çok salak. Evet, çok salak. Pamuk gibi kalbi var ama çok salak. Hata makinesi resmen. Çekiyor bütün kopyasını, çekiyor kendim. Geçici koğuşta olduğu için görüş yok. Kendi koğuşuna geçsin. İlk görüş gününde gideceğiz. İyidir ama. Yani eminsin değil mi? Ben daha kötü bekliyordum. Yani rahatlamış. Bana öyle geldi. İyi yani, merak etme. Orada nasıl iyi olsun? Kandırıyordur o seni. İnsan bazen vicdanı rahatlayınca iyi hisseder. Bence onun yaşadığı da bu. Pascal. Belki de bizim düşündüğümüzden daha güçlüdür ayrıca. Sen iyi misin? İyi. Okul nasıl? Ne alemde? Normal.
Normal. Normal ne? Pascal gel. Dur. Gel bakalım. Ne yaptın? İyi. Verdim yemeğini. Suyunu aşağı bıraktım. Ya aferin. Harika bir tost olacak. Oo, keyifler yerinde. Evet. Mis gibi kokmuş burası. İsterseniz size de yapabiliriz. Vallahi ben yerim. Sucuklu mu? Pişmiş sucuklu. Ben de isterim o zaman. Tamam. Hadi bakalım. Bizimkileri onlara verelim mi? Olur. Gel aşkım. Hadi bakalım. Oh. Çaylar benden. Hadi sen kalk elini yıka. Çatallar çıksın. Hadi bakalım. Size süt küçük hanım. Aşkım, biz şimdi babayla dışarı çıkacağız. Sen de Defne Ala ve anneanneyle vakit geçirirsin, olur mu? Biliyorum, bana hediye almaya gideceksiniz. Aa, yakalandık küçük ajana ya. Nereye kaçıyorsun bakayım? Anneanne geldi. Oh! Ne yapıyorduk? Çay. Bak bakalım nasıl? Ne ki bu? Nikah için. Seçtim ben kıyafetimi. Sen de seçersen kıydırabiliriz nikahımızı. Harika bir haber bu. Çok zevklisin. Tebrik ederim Leçin. Hı hı. Bakalım sen ne kadar zevklisin. Boşanma protokolümüz. Lütfen alın, evde dikkatlice okuyun. Bir sorunuz ya da itirazınız olursa eğer, pazartesiye kadar en geç bana bildirin. Lütfen. Diyorsun. Ha? Niye ya? İçinde odaları falan var. Çok tatlı değil mi? Buna bayılır. Bakayım. Bak. Bilemedim. Ya yatar uyur bununla. Peluş oyuncaklara bayılıyor. Niye yatsın uyusun ya? Benimle uyursun kızım. E ben kime sarılıp yatıp uyuyacağım? Al sen bunu uyu. Gel. Gel sarıl bakalım kocaman. Ayıcığım. E bir de Yekta da aldı zaten. Bir de almaya gerek yok. Aldı ama Yekta aldı küçük. Sarıl bakalım. Bunlar bay. Aileymiş. Büyüğünü de alalım bayım. Ulgaz. Bak sihir kutusu. İçinde asası, şapkası bir sürü şey var. Ver bakayım. Ve güzelmiş bu. Kızıma bir sürü numara öğretirim. Ha, dışlanacak mıyım? Olur mu öyle şey? Sen gösterinin en önemli parçasısın. Şaşıran seyirci olacaksın. Ay hiç sevmedim ben bu karakteri. Ben pasif olamam. Ay, bir ara aynı şeyi beğenemeyeceğiz diye ödüm koptu. Biz aynı zevkleri olan harika anlaşan bir çiftiz. İşte bu. Peki, karana kahve ısmarlamak ister misin? Hak ettik bence, ısmarlayayım. Bence de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir Türk kahvesi rica edeceğim. Bana da iki de soda. Hı, olur. Beğenecek mi sence? Ay bilmiyorum ya. Bu işler hep kumar. Yani açınca göreceğiz.
Neyse beğenmezse değiştiririz, ne istiyorsa alırız. Aynen. Senin nasıl gidiyor bu dernek inceleme? Defterin dökümlerini çıkarıyorlar. Bugün yarın biter eli kulağında. 234 kişi var. Muhtemel hepsi de suça karışmış. Bakacağız bakalım. Peki ya iddianame? İclal savcı ifadeleri bitirmedi. Zaten o dosyadan ayrı yargılanacak Çınar. Ama ikrar olduğu için ben iddianamemi hazırladım. Pazartesi sunacağım. Ne talep ettin? Kaç yıl istedin yani? Teşekkür ederiz. Sağ ol. Afiyet olsun efendim. Kabul edilince sorsan. Zaten bütün hafta kafamda evirdim, çevirdim, savaştım. Tamam, sustum. Bana bak. Maçı kaybederseniz büyük masa kurarım, maaşı gömersiniz ha, ona göre. Köpeğin olsun başkomiserim. Sen at da golleri. Bak bak bak, hareketlere bak. Formalar sende miydi lan? Hayır. Tamam, yolla Furkan'a. Kaybeden formaları yıkar zira. Başkomiserim ya. Ne başkomiserim ya? Haydi haydi, bu cumartesi trafiğinde daha karşıya geçeceğiz. Fırlayın hadi. Sayın savcım. Dernekte bulunan defterin dosyaların dökümü bitmiş. Görebilir miyim? Tabii savcım. Burada hepsi. Tamam. Bunları bir alalım arabaya. Hafta sonu çalışacağım. Hadi canlar. Hadi. Alın, 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 alın. Sayın savcımın arabasına yerleştirin hemen. Hadi abiciğim. Sayın savcım, bir acelesi yoksa ben hepsine tek tek bakar rapor ederdim size. Acelesi yok, biraz komik oldu. Dehşet bir suç listesi var. Derneğin basıldığı basına yansımasa da kulaktan kulağa yayılıyordur. Kaçsın mı suçlular? Doğrudur savcım. Bunlar ne? Albümden mi çıktı? İnanın hiç bilmiyorum savcım. Yani bakmadım. Ama yani dosyaya girdiğine göre muhtemelen dernekte bulundu onlar da. Bu ne? Bırak bırak, alacağım mı? Ay çok ağırmış be. Ya bırak, alacağım. Artistik yaptım ama o kadar da ağır değil, şaka yaptım. Tabii ki yine bagajını açamadığım için arkaya koydum. Yani sen arabandan ayrılmak istemiyorsun ama o senden hızla ayrılıyor farkındaysa. Of. Memur maaşıyla bu kadar oluyor işte. Arkanı görebiliyor musun? Şimdi sahilden giderken balık alalım mı? Akşama yaparız. Hayır, bir de uzmanlar uyarıyor sürekli. Omega 3, omega 3 alın diye. Haftada bir balık yemek lazım. Dururum şimdi sahilde. İyi misin sen? Ne oldu? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? İlgili bir şey. Dernekle ilgili. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Neyle ilgili? Karizmatik kurşun izinle ilgili. Sakin bir yere geçip konuşalım mı? Konuşalım.
Evet. Önce sen mi başlamak istersin, ben mi? Okulda bir kız arkadaşım vardı. İşte hoca onu ceza hukukundan bırakmakla tehdit etti. İşte geçme şartıyla da kızı taciz etti. Kısa bir şikayetçi oldu bunun üzerine ama takipsizlik kararı verilip dosyanın üstü örtüldü. Biz sonra anladık ki başka kızlara da yapıyormuş aynısını. Yani adam konumunu kullanarak başka kızları taciz ediyor sürekli. Ben de sinirlendim tabii ki. Kızları örgütledim şikayet etmeleri için. Adliyeye gittim, erkenden saatlerce bekledim. Sonra gelmedi kızlar. Yani biri okulu terk etti, biri de intihar etti. Yani herkesin hayatı parçalanmışken bu adam gevşek gevşek hala koridorlarda dolanmaya devam etti, derslerine girdi, kendine yeni kurbanlar aradı. Ben de işte o zaman tanıştım bu dernekle. Yani gittim dedim ki birinin bu adamı durdurması gerekiyor dedim. Ama tacizle suçlayacak bir tanık bile yoktu etrafta. Biz de odasına hassas terazi ve uyuşturucu yerleştirdik. Evet, uyuşturucu da ben yerleştirdim. Yani bu yaptığımla övünmüyorum. Neyse işte sonra adam yakalandı. Hapse girdi. Bunun karşılığında da bizden bir davaya bakılması istendi. Ben de yektaya pasladım. Yani yaptığımla övünmüyorum. Yaptığım suç, biliyorum, kötü bir şey. Ama yani birinin de bu sapığı durdurması gerekiyordu. İnsan bazen çaresizlikten, sıkışmışlıktan adaleti başka şekilde arayabiliyor. Ay, o an sağduyunu çöpe atıyorsun. İşlerin bunu öğrenmesi an meselesi. İpin ucunu yakalamış. Sayın savcım. Savcım, yanlış anlamayın da hani diyorum ki Ilgaz savcım da görmek ister miydi acaba diye bir endişe ettim de ben. Sırasını beklesin. Defterde ismim var o zaman. Sanırım. Yani fotoğrafı gördüyse kesin. Hatta eminim şu an İclal Savcı gözleriyle benim adımı arıyordur. Yakalayıp araması an meselesi. O bulana kadar da ben ölü taklidi yapacağım. Bulursa da hani sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bakacağız yani, Yekta ile bir yolunu bulmaya çalışacağız. Derneğin ismini niye verdin? Saklayabilirdin. Çınar'ı kurtarmak için derneği açığa çıkarmamız gerekiyordu. Çınar için kendini feda ettin yani. Ama artık dernek de yani cinayete varan işler yapıyordu. Çocuk ölümüyle ilgiliydiler falan, o yüzden derneğin durması gerekiyordu. Yolun hep kafana göre. Eğri büğrü. Ama kalbin hep doğru. Neyse sevgili kocacığım. Buyurunuz. Sizi dinliyoruz. Zaten biliyorsun bence de. Nereden bildiğini anlayamasam da. Benim nereden bildiğimin bir önemi yok. Ben senden dinlemek istiyorum. Yani bu katı tavırlı insan nasıl ve neden parçalandı merak ediyorum. İtiraf saati. Öncelikle bunun duygusal bir durumla ya da bir ilişkiyle alakası yok. Onu belirteyim. İclal'in babasının öldürülmesiyle ilgili dosya bana verildi. İclal tabii çok öfkeli. Hırçın, her şeyi öğrenmek istiyor. Başsavcı izin vermedi, uzaklaştırdı. Biz kaçakçılık yapan ailenin düğününe baskın yapmaya karar verdik. Cinayet şüphelimizde damat. Gittik baskına, ortalık karışık. Silahlar, kaçanlar. Damatla karşı karşıya geldim. Damat tam bana saldırmak üzereydi ki vuruldum. Kafamı bir kaldırdım, İclal'le göz göze geldi. Kılık değiştirmiş, düğüne gelmiş. Niyeti damadı vurmakmış, orada arbedede yanlışlıkla beni vurdu.
Damat kaçtı. Neyse ben de tutanağa damat beni vurdu diye tutturdum. İzlerin orada olduğu ortaya çıksaydı meslekten ihraç edilirdi. Tabii şimdi düşününce büyük ihtimalle suçluluk duygusuyla böyle davrandım. Eğer ben zamanında katili yakalasaydım bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Bir şekilde yardım etmek istedim işte. Yardım etmeye çalıştım. Bana yalan söyledin. Nasıl söyleyebilirdim ki böyle bir şey? İlişkinin daha yeni başındayız. Güven duygusu tam oturmamış. Ay dur hemen ilişkiye girme ya. Şu hata yapan, örtbas eden senin keyfini çıkarmak istiyorum. Yani sen Ilgaz Kaya. Sen birini mi kayırdın? Babası yeni vurulmuş, kimsesiz kalmış bir savcıyı korudum. Evet ama dikkatini çekerim, vurulan benim. Yani kimsenin hakkını yemedim, günahına girmedim. Tamam da ne önemi var? Sonuçta yalan söyledin hem de herkese. Ayrıca İcler'in vicdanına bıraktın hatasını anlama durumunu. Sence asıl oldu mu? Kazara vurdu. Ayrıca belirtmek isterim, defaatle ısrar ederek cezasını çekmek istediğini söyledi. Ne önemi var? Yalan söyledin hem de herkese. O tetiği çekmiş mi? Çekmiş. Bir daha başka birini kurşunlamayacağını iddia edebilir misiniz mesela savcım? Evet tamam söyledim. Hı? Şöyle ya. Yalan söyledin. Sen yalan söyledin. Tekrar lütfen. Hadi hadi. Ben yalan söyledim. Ben hata yapabilirim de. Ben de insanım de. Ay Allah'ım şu an çok keyifli. Eşitlendik resmen anladın mı? Yani bu anı asla unutmayacağım. Neymiş? Ilgaz Kaya da yalan söyleyebilirmiş. Ay çok iyi. Biraz bu anı tadını çıkarmak istiyorum. Beni yalnız bırak olur mu? Sen de yalan söyleyebiliyorsun. Harika bir şey bu. Ah pasta yetişebiliyormuş bak. Çok güzel. Evet. Börekten bak ben yaptım. Bu da her yerde dibimizde bitiyor. Yani Celi niye çağırdık bunu? Ay sus artık Aylin yeter. O da akrabası yeğenlerinin babası ne var bunda canım? Hı, Şam babası. Direkt masayı koysaydık tabağına komiserciğim, bu ne böyle? Ne var ya? İki lokma bir şey koyduk. Allah Allah. Hem ben atalarımızın dediğini yapıyorum. Ne demiş atalarımız? Yemek bulduysan göm, dayak bulduysan kaç. Senin biliyor olman lazım ya. Sen de atamız sayılırsın. Harbi senin tevellüt kaçtı ya doğum günü falan. 80-90 vardın diye biliyorum ben. Yok 100. Üstüme iyilik sağlık. Hepiniz cebimden çıkarırım be. Var mısın sahilde koşuya? Sahilde. Ay. Ya hadi hadi al bir şeyler. Ne alayım ne alayım ne alayım. Bu efsane bir şey bak. Eksik bir şey.
Bir şey bıraktın mı diye bakıyorum. Hı hı. Çok mutlu görünüyor. Pastasını da beğendi. İnşallah hediyesini de beğenir. Sevgilim? Hep bu anı çok hayal etmiştim biliyor musun? Ay. Hayır, seni suçlamak için söylemiyorum ama... Ben Mercan yokken hep yalnız başıma. Hadi hadi. Hediyeleri açalım. Keyifleri de yerinde gibi görünüyor ama daha. Mercan. Dikkatli oynayın tamam mı kızım? Tamam. Aferin hadi koş bakalım. Hangisi meşhur Berkşan? Gelmedi. Aa. Bence senin ikinci kızın çağırmadı onu. Yok artık. Hadi misafirlerle ilgilenelim. İyi tamam. Ben biraz arkadaşımla oynayayım o zaman. Tamam. Ceylinciğim. Mercan'ın hediyesini direkt sana vermek isterim. İlk adımı ben attım, gerisi de sizden. Allah Allah. Oo, Yekta Paşa'm. Kesenin ağzını açmışsın bakıyorum. Ya dünyanın neresinde isterse, ne isterse istediği eğitimi alması için küçük bir fon gibi düşünelim bunu. Geleceğini düşünmek dedesi olarak vazife. Çok teşekkür ederiz ama kızım mümkünse mahallede dizimin dibinde okusun isterim. İcdel Hanım'dan haber var mı? Yok abi hiçbir haber. En son geldi emniyete, yüklendi dosyaları gitti. Ondan sonra söylüyorum sessizliği. Hadi bakalım. Piyata! 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 Getireceğim. Piyata! Piyata'yı şimdi patlatmak istiyor bunlar. Hah. Ilgaz. Ilgaz savcım. Piyata zamanı. Derhal geliyor. Nerede piyata? Geliyor. Bakalım herkese sıra gelecek tamam mı? Ama önce Mercan çünkü onun doğum günü. Hayır, önce babam olacak çünkü o en küçük. Oo, hadi bakalım kocam göster bu güçlü kollarını. Parçalarım ben onu, parçalarım. Yaparsın kocam. Dur öyle değil. Önce gözler bağlanacak tabii. Anlaşıldı. Evet. Şimdi bu. Nerede? 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 Böyle, dikkat, böyle. Dikkat. Böyle. Aa. Aa. Olmadı mı ya? Olmadı. Çünkü ayak bileyim. Tamam. Prenses gel bakalım sen. Sen biraz daha güçlü olabilirsin benimle. Benim kızım kesin yapacak. Hadi kızım. Tamam. Şöyle, şöyle. Evet. Bütün gücünle. Hadi kızım. Aa. Aa. Olmadı. Olmadı. Olsun. Bir dahakine olacak. Ben inanıyorum. Avukat hanım. Buyurun. Davetli değilsiniz diye biliyorum. Dernekle bağlantın olduğunu biliyorum. Öyle mi? Ben de kocamdaki izin size ait olduğunu biliyorum savcım. Ama ispat edemiyorum. Siz ispat edebiliyor musunuz? Evet, beni gözaltına almaya gelmediğiniz belli. Bu mutlu günümüzde de sizin varsayımlarınızı dinlemek istemiyorum. Kusura bakmayın. Bulursunuz bir delil, resmi işlem başlatırsınız. Sonra görüşürüz zaten. Hadi.
Evet, defterde seninle ilgili bir şey bulamadım ama başka bir şey buldum. Defterdeki tek eksik sayfayı ararken bu çıktı karşıma. Baskından önce gitmiş sahte avukat. Senin adın vardı değil mi o sayfada? Ha? Seni kurtarmak için yaptı. Ama kendini kurtaramayacak. Onu yakacağım. Thank you.